basınç, akış, teorisi. Arkadaşlar şurada bir hücre grubumuz olsun. Şurada da diğer bir hücre grubumuz olsun. Araya ne koyalım? Bu organik besin maddelerini taşıyacak olan fulen borularını koyalım şöyle yaptık. Flem borularının hemen yanında ise ksilem boruları bulunmaktadır. Burası ksilem. Burası flem. Peki şuradaki kim? Buradaki arkadaşlar kaynak hücre olarak adlandırılacak. Neyin kaynağı? Glikoz kaynağı, karbonitrat kaynağı, besin kaynağı. Burası ise havuz hücresi olarak adlandırılacak. Neyin havuzu? Besinlerin havuzu. Depolanacağı yer. Kaynak hücresi besin üretir. Daha doğrusu fuleme besin kaynaklığı yapar. E o zaman kim bunlar sorusu çıkıyor karşımıza? Bir. En önemli kaynak yapraklardır. Yapraklar fotosentezle üretmiş olduğu besin maddelerini fuleme aktarır. 2. Kökler Kökler depo etmiş olduğu besinleri aktarabilir arkadaşlar. Hatta meyvelerde bile meyvelerin bile kaynaklık yaptığı tespit edilmiştir. Bunlar besin verebiliyor fulem borularına. Şuraya besin yazalım. Ancak bu besin maddesi kim? Yani glikoz mu, fruktoz mu, galaktoz mu? Nedir? Bitkiler şekeri, karbonitratları nasıl taşır? Bizim kan şekerimizin glikoz olduğunu biliyoruz. Peki bunların şekeri ne? Arkadaşlar, bunların şekeri sükrozdur. Yani bir disakkarittir. Disakkarit taşıyacaklar ve besin maddeleri arkadaş hücrelerinin de yardımı ile fuleam hücrelerine aktarılıyor. Yalnız burada Maddeler sürekli aktarıldığı için az yoğundan çok yoğuna doğru bir geçiş var. Yok. Yani burada ne harcamak zorunda hücremiz? Enerji harcamak zorunda şu bölgede. Bu artış neye sebep olacak? Değerli arkadaşlar, sükroz çözünen bir maddedir. Çözünen maddeler bulunduğu yerde ozmatik basıncı oluşturur. Bu aktarılma kalbur hücresinde ozmatik basıncı ve emme kuvvetini artırır. Fulyemin hemen yanı başında bulunan kısilem su taşıyor biliyorsunuz. Ve buradaki emme kuvveti kısılemdeki suyu emmeye başlar. Ve bir şeker çözeltisi oluşur. Hem sikroz var hem de su var. Şimdi burada bir sıvı oluştu. 3 artan ozmatik basınç ve emme kuvvetinin etkisiyle Arkadaşlar bu sıvı bir basınç oluşturur. Sıvı basıncını meydana getirir. Basıncının yüksek olduğu ortamdan bu çözelti basıncının düşük olduğu ortama yani havuz bölgesine doğru gidecektir. Havuz bölgesi bir depo bölgesidir. Peki kimdir bunlar? Ana depo bölgeleri kök, bazen gövde, meyve gibi yapılar birer havuz hücrelerini oluşturan yapılar oluyor. Ve buraya geldiğinde çözünen maddeler yine özel bir mekanizma ile sükrozlar havuz hücrelerinde depolanmak üzere gönderiliyor. Geriye kalan su ise tekrar geldiği boruya yani kısilen borularına geri gönderiliyor. Dikkat ettiyseniz kısilen borularında da bir ne oluştu? Şu şekilde bir döngü meydana gelmiş oldu. 5 Sükroz Tabi burada yine enerji harcanacak Enerji harcanarak Önce pasif arkadaşlar Çok yoğundan az yoğuna sonra da Aktif çünkü hepsini göndereceği için Yine de bir enerji harcanması var Enerji harcanarak Havuz Hücrelerinde Depo edilir Su ise Kısıleme döner. Buna basınç akış teorisi adını veriyoruz. Bir organ hem kaynak hem havuz olabilir. Örnek olarak neyi verelim? Kökleri verebiliriz. Peki aynı anda çift yönlü iletim gerçekleşir mi diye sormuştuk biz kısilem fulen borularını anlatırken. Fulen borularında aynı anda çift yönlü iletim gerçekleşmez.